Bursa'nın Yıldırım ilçesinde apartman boşlukları arasına hapsolmuş türbe görenleri şaşkına çeviriyor. Sufi şair Aşık Yunus'un 3 apartman arasındaki boşlukta bulunan türbesi dar bir koridordan geçilerek ziyaret ediliyor. Apartman boşluğundaki bu türbe görenleri şaşırtıyor. Aşık Yunus'un türbesi yüksek apartmanların havalandırma boşluğunda fark edilmeyi bekliyor. Yeşil Türbe'den Emir Sultan Camii'ne doğru giderken Emir Sultan Mezarlığı'nın başlangıç yerine varmadan önce sağ taraftan yukarıya bir sokak çıkar, cadde çıkar. Karamazak Mahallesi'dir orası. Yunus'un türbesi Merkez Yıldırım ilçesinin Karamazak Mahallesi'nde yer alıyor. Oradan yukarıya 200 metre çıktıktan sonra sizi orada bir çınar karşılar. O çınarın arkasında İki apartman arasında bir kapı vardır. Üç apartmanın arka oda pencerelerinin baktığı havalandırma boşluğunda bulunan türbe görenleri şaşkına çeviriyor. Orada 4 tane kabir vardır. Bu kabirlerden bir tanesi Karamazak Mahallesi'ne adını veren Abdülrezzak Hazretleri'nin kabridir. Hemen yanındaki kabir de ki mezar taşında Merkad-ı Aşık Yunus yazmaktadır. Yani Aşık Yunus'un kabri. Sadece türbe yerini bilenlerin ziyaret ettiği Aşık Yunus'un kabristanına havalandırma boşluğuna açılan dar bir koridordan geçilerek ulaşılabiliyor. O kapıdan içeri girdiğiniz zaman dar bir koridordan ilerlersiniz ve sizi orada bir mezarlık karşılar. Dışarıdan türbeyi fark etmekse neredeyse imkansız. Maalesef durum işler acısı. Birincisi kabrin bulunmuş olduğu yer bilinmiyor. Ve bunun bir an önce bilinir bir hale getirilmesi gerekiyor ve ikincisi de o bölgenin güzel bir şekilde hazırlanması ve ziyarete açılması da fayda var. Türbenin etrafındaki binalarda oturanlarsa türbeye yakın olmaktan memnun. Evi ilk aldığımda camlar yüksekti bizim. Yani vatandaşlar çekindikleri için camları yüksek yapmışlar. İlk aldığımda ben camları aşağıya doğru açtırdım. Türbeden korkulur mu? Yani çok memnunum burada olduğuma. Peki Bursa'da 14. yüzyılın sonlarıyla 15. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edilen Aşık Yunus kimdir? Emir Sultan Hazretleri döneminde yaşamıştır. Emir Sultan Hazretleri'nin sohbetlerinde bulunmuştur. Şu an Yunus Emre Hazretleri'ne ait olarak bildiğimiz "Şol cennetin ırmakları akar Allah devdeyu, sordum sarı çiçeğe ilahileri" şiirlerinin Aşık Yunus Hazretleri'ne ait olduğu söylenir.